la. Li li li. Şu 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 şu. Di 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 di. Hop. Oh. Ayda. Çocuk Ali ne yapıyorsun abi? Görmüyor musun? Süt banyosu yapıyorum. Süper sağlıklı olacağım ve tüylerim ahenkle dans edecek. Ne sağlığı, biz mikrobuz mikrop abi. Sütü de sevmeyiz, unuttun mu? Doğru diyorsun ya. Öf, bu kadının ağzına yerleştiğimiz günden beri ben de bir acayipleştim ha. Haklısın. Kadın kafayı resmen diş sağlığıyla bozmuş. Sürekli çocuklara yok efendim dişinizi şöyle fırçalayın, yok böyle temizleyin, daha da yetmez süt için. Evet evet, sürekli beynimde kadının sesi var. Demek hipnotize falan oldum ben. Ben de dün gece az daha dişlerimi fırçalayacaktım abi, düşün yani. Yok yok yok, bu kadın bize iyi gelmiyor. Gidelim buradan abi, kendimize başka ağız bulalım. Bir dakika. Benim daha iyi bir fikrim var. Bir taşla bir sürü kuş vuracağız. Bak şimdi. Evet çocuklar. Her gün dişlerimizi günde iki defa fırçalıyoruz. Ve 6 ayda bir diş hekimine kontrole gidiyoruz. Çürük bir diş vücudumuzda çok ciddi sorunlara yol açabilir. Neymiş? Çürük bir diş vücudumuzda çok ciddi sorunlara yol açabilir mi? Kendine gel Necat. Ne yapıyorsun ya? Haydi yola çıkıyoruz. Hadi bakalım. Buraları da ilginçmiş abi. Hem serin serin. Keşke kulağın içinde de diş olsaydı abi, burada yaşardı. Senin kafanın içinde biraz beyin olsaydı da bana yeterdi Necati. Kulağın içinde diş mi olurmuşmuş? Neyse işte geldik. Burası neresi abi? Burası kulağın ana noktası. Buradan beyne hükmedebiliriz. Dur bakayım. Ne diyor abi? Şu anda diş ipi kullanmayı öğretiyor. Bak şimdi başlıyorum. Ses deneme 1-2. Çocuklar, dişlerinizi sakın fırçalamayın. Çocuklar, dişlerinizi sakın fırçalamayın. oldu. Hatta yıkanmayın da pis pis gezin. Hatta yıkanmayın da pis pis gezin. dur. Bak şimdi ne diyeceğim. Hey de leyley, leyley de hey hey. Hey de leyley, leyley de hey hey. Lay 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 hoppa hop. 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 Tamam ya, valla la. Bu kadın da vur desen öldürüyor. Ama süper iş oldu değil mi? Sayın seyirciler, çocukların en güvendiği insan olan Bahar Temizbak bugün verdiği bir konferansta diş fırçalamanın kötü olduğunu söyledi ve halka höy höy löm löm şeklinde bir açıklamada bulundu. Temizbak'a çok güvenen çocuklar dişlerini fırçalamayı reddediyor. Ülke büyük bir ağız kirliliğinin içine girdi. Herkesin ağzı pis. Seç seçebildiğine Necati. Haydi bakalım. İşte tüm ağızlar mikropla doldu. Ha şöyle ortam mis gibi oldu. O diş senin, bu diş benim, çürütürüz artık. Mikroba diş kardeş gibi oldu. Artık aramayız deli gibi pis ağız. Herkesin ağzına kap kuracağız. Fırçası diş ipi hiçbiri kesmez. Baksana ortalık mis gibi oldu. Çürük Ali, çürük Ali kabusunuz. Çürük Ali, çürük Ali kabusunuz. Çürük Ali, çürük Ali kabusunuz. Çürük Ali. Yalnız Necati, şimdi şöyle bir durum oldu. Bütün ağızlar pis, hepsi bizim için müsait. Yani eskiden dişlerini fırçalayan insanlar çoktu. Her an kafamıza fırça mı inecek, gargara suyundan mı boğulacağız diye heyecan oluyordu. Evet abi ya, her şey çok sıkıcı oldu. Ne heyecan var ne macera. Ne yapacağız abi? Ben biliyorum ne yapacağımızı. Hadi Necati. çocuklar, sakın dişlerinizi fırçalamayı ihmal etmeyin. Ağız sağlığı çok önemlidir. Hem de çok önemlidir. Öf ya, bunları söylediğime inanamıyorum. Çocuklar, sakın dişlerinizi fırçalamayı ihmal etmeyin. Ağız sağlığı çok önemlidir. Öf ya, bunları söylediğime inanamıyorum. Ben inanamıyorum, sen değil, onu demeyeceksin. Ay, ben inanmıyorum, sen değil, onu demeyeceksin. evet. Kaç abi kaç. Hop abi ya, eskiden ne güzel her ağız pisti. Hep böyle kaçmamız gerekmiyordu. Hayat çok sıkıcı abi. Oğlum sen de öyle.
böyle yatan olmuyor, böyle yatan olmuyor. Git Polyanna'nın ağzında yaşa o zaman Necati. Rahat geldik, yollar boşta. Allah, şimdi yandık işte. Ne oldu ki? Kim bunlar Azı dede? Bunlar Çürük Ali ve Mikrop Necati. Çürük Ali ve Mikrop Necati mi? Evet, bu alemin en pis mikroplarıdır. Girdikleri ağızlarda sağlam diş bırakmazlar. Ne yapacağız? Allah, hepimiz çürüyeceğiz, hepimiz çürüyeceğiz. İmdat! Çıkarın beni buradan, çıkarın beni buradan, çıkarın beni. Sakin ol Süt Selim, 12 saati unutma. 12 saat mi? 12 saat ne ki? Ne saçmalıyor bunlar abi ya? Ya onu boş ver Necati de. Şu ağza bak şu ağza. Bir tane bile çürük yok. Yaşadık. Haydi başlayalım. Son 2, 3, 4. Çürük Ali, Çürük Ali derler bana. Ben kemirir, eritirim, acımam dişlere. Şekerle gelirim, gazozla gelirim. Acımam, en beyaz dişi bile dilerim. Bu ise diyecek Mikrop Necati. Önce sarartır, sonra karartır. Hem ağrı yapar, hem de sırıtır. Dişler bir yandan dökülürken, o da bir yandan kırıtır. Ooo! Yeter, yeter. Tamam, yeter. Tamam dedik ya! Evet. Acaba kimden başlasak? Benden başlamayın. Ben daha çok gencim. Dolguya gelemem. İçim gıcıklanıyor. Vız vız diye, vız vız diye. Gelmeyin. Böyle mi yani? Vız vız. Vız vız vız. Ay yapmayın bunu. Tamam, bu kadar dalga yeter. Artık işimize bakalım. Ben hazırım Çürük Ali. Sen hazırsın da bunlar nedir Necati? Daha tırmanmayacağız, diş çürüteceğiz, diş. Neyin ne zaman gerekeceği belli olmaz abi, yanımızda bulunsun. Ay çok iyi akıl etmişsin Necati. Ama keşke yanımızda bir de tava olsaydı da kafana vursaydım. Ne? Al abi. He? Ay, sen deli misin Necati? Ama bak lazım oldu abi işte. Korkmayın çocuklar, yatma saati geliyor. Ne dedin dedeciğim, ne dedin? Yatma saati mi geliyor? Yahu saat daha 9. Tavuğun ağzında mıyız biz yahu? Ama tabii senin uyku saatin gelmiştir değil mi dedeciğim? Uyu da rahat rahat yiyelim seni. Uyusun da çürüsün ninni. Tıpış tıpış dişçiye ninni. Hayır hayır, uyumayacağım. Uyumayacağım, uyutmayın beni. Isırılırken uyanık olmak istiyorum. Ay uyumayacağım. Bak sen, demek ısırılmak istiyorsun. Hı? Yok hayır, yani ısırılmak istemiyorum. Öyle demek istemiyorum. Anne! Dur bakayım, dududu. Hoppa! Evet Süt Selim, sen hiç gerilim filmi seyrettin mi? Evet. Ha, o filmlerde hep korkakların başı herkesten önce belaya girer, biliyorsun değil mi? Bela mı? Bela ya. Kötü adam böyle gelir, karşısına dikilir, gözlerine bakar. Ama belki de seni ısırmayız. Bir saniye lütfen. Necati sen ne diyorsun? Ya, film deyince havaya girdim abi. Ben iyi mikrobu oynuyorum. İyi mikrop diye bir şey yok ki Necati. Biz kötüyüz, kötü. Hem o kafandaki ne ya? Sen güneş gözlüğü takınca ben de havalı bir şey kullanayım dedim abi. Ama sadece bunu bulabildim. İyi. O zaman akıl ve fikir bulursak Huni'yle kafana dökeriz Necati. Kolay olur. Sağa sola sıçratmayız. Ha? Neyse. Evet. Nerede kalmıştık Süt Selim? Ha? Beni ısıracaktınız. Ay, niye söyledim? Isırmayın beni ne olur ne olur. Gencecik yaşta dolgulanacağım yoksa ne olur. Ay. Korkma Süt Selim, korkma. Dolgulanmayacaksın. Sahi mi? Tabii. Dolgu bebek mikropların işi. Ben bir dişe el attım mı sonucu kanal tedavisinden başlar ya. Ay.
Ve de çekilmeye kadar yolu var. Korkudan bayıldı. O zaman başla Necati. Başlıyorum abi. Ne oldu böyle ya? Dur bakayım. Ne oluyor ya? Elektrik mi vermişler bu dişlere? Yeni bir alarm sistemi mi yoksa? Nedir bu ya? Bilmiyorum ki abi, ben de anlamadım. Dur. Bir de dedeyi deneyelim o zaman. Hadi. 1, 2, 3. Ay. Bu işte bir gariplik var ya. Ben hayatımda böyle bir şey görmedim Necati. Huni ile mi ısırsak abi? (12 saat demiştim ya size. Burada 12 saat etkili macunlar kullanılıyor. Hiçbirimize dokunamazsınız. Ve yeni diş fırçalama zamanı da geldi bile. Yatma saati. Oley! Ya burası ne biçim bir yermiş böyle Necati? Hem 12 saat etkili macun kullanıyorlar, hem de 12 saat doğmadan yine fırçalıyorlar. Ay ben biraz korkmaya başladım ha. Gidelim buradan Necati. Çürük Ali abi. Efendim canım. Ne yaptılar sana Necati? Abi ben anayım da sana macun değdi, eriyorsun. Bana macun mu değdi? Dur bakayım. Ne olmuş bana böyle? Abi hemen kaçmazsak yok olacağız. Yine geliyor abi. Abi geliyor. O zaman şimdilik bize müsaade. Ama geleceğim ha. Çürük Ali Yüzmez. Uçacan. Gülüdü. Kaç abi kaç. Ne oldu? Geldik mi?